Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için eğitici olduğunu düşündüğüm bir masal hazırladım. Masalımız trafik kuralları ile ilgili. Masalımızı dikkatle dinleyin. O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarı baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları meleğe sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek dişlerini fırçaladıktan sonra elini ve yüzünü yıkadı ve mutfağa gitti. Annesi Sevinç Hanım'a kahvaltıyı hazırlamak için yardım etti. Kardeşi Ali'yi de çağırdılar. Kahvaltı bittikten sonra Melek annesine bugün gezmek istediğini söyledi. O gün Sevinç Hanım'ın da işi yoktu. Bu yüzden Ali'yi ve Melek'i gezdirecekti. Melek giyinmek için odasına çıktı. Dolabından en güzel elbisesini seçti. Pembe ve çiçekli olanı giydi. Sevinç Hanım ve Ali de o sırada giyinmişti. Hep birlikte dışarı çıktılar. Bugün çok eğleneceklerdi. Yollardaki çiçekler onları selamlıyordu. Sevinç Hanım çocuklarına nereye gideceklerini söylemedi. Sürpriz yapacaktı. Ali ve Melek'in ellerinden tutarak yola çıktı. Melek nereye gideceklerini çok merak ediyordu. Luna Park'a mı yoksa parka mı gideceklerdi? Belki de anneleri onları alışverişe götürüyordu. Melek tam bunları düşünürken karşı yola geçmeleri gerekmişti. Sevinç Hanım çocuklarına trafik ışıklarının çok önemli olduğunu söyledi. Hepsinin dikkatli olması gerekiyordu. Sevinç Hanım trafik ışıklarında bulunan renkleri ve anlamlarını anlatmaya başladı. Kırmızı ışık yanıyorsa dur demekti. Kırmızı ışık kızgın bir adam suratına benziyordu. Bu yüzden durmak lazımdı. Sarı ışık karşıya geçmeye hazırlan demekti. Son olarak da yeşil ışık vardı. Yeşil ışık ise geçebileceklerini gösteriyordu. Üzerinde de yürüyen bir adam işareti vardı. Yeşil, meleğin en sevdiği renkti. Bu yüzden yeşil yandığında karşıya geçebileceğini hatırlayacaktı. Sevinç Hanım, eğer bunları unuturlarsa diye şiir söylemelerini istedi ve onlara şu şiiri öğretti. Kırmızıda beklenir, sarı hazırlanmamız içindir. Yeşil yandığı zaman karşıya geçilir. Bu şiiri çok seven Ali ve Melek, trafik ışıklarının anlamlarını unutmadılar. O sırada yeşil ışık yandı. Birlikte karşıya geçtiler. Melek yeni bir şey öğrendiği için çok mutluydu. Yollarına devam ediyorlardı. Sevinç Hanım çocuklarını tebrik etti. Artık trafik ışıklarının anlamlarını çok iyi biliyorlardı. Biraz daha yürüdükten sonra Melek yorulduğunu fark etti. Bu yüzden ilerideki parkta dinleneceklerdi. Park yolun karşısındaydı. Bu sefer trafik ışığı yoktu ve Melek ne yapmaları gerektiğini çok merak ediyordu. Nasıl güvenli bir şekilde karşıya geçeceklerdi? Annesine merakla sordu. Ali de bunun cevabını merak ediyordu ve arabalar çok hızlı geçiyordu. Bu yüzden çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Sevinç Hanım çocuklarına merak etmemelerini söyledi. Eğer trafik ışığı yoksa yapılacak şey basitti. İlk olarak yaya geçidi varsa mutlaka yaya geçidinde beklemeleri gerekiyordu. Sonra hızla gelen arabaların geçmesini bekleyeceklerdi. Eğer yol boşalmışsa önce sola bakacaklar. Sonra araba yoksa sağa bakacaklar ve sonra tekrar sola bakarak araba gelmiyorsa yolun güvenli olduğundan emin olduktan sonra hızlı adımlarla karşıya geçeceklerdi. Melek ve Ali annesinin anlattıklarını pür dikkat dinlemişlerdi ve trafik ışıkları olmadan da karşı tarafa geçmenin korkulacak bir şey olmadığını anlamışlardı. Yapılması gereken çok dikkat etmekti. Fakat Sevinç Hanım
Çocukları, fakat Sevinç Hanım çocukları bu kuralı unutmasınlar diye yine bir şiir söyledi onlara. Geçmek istersen karşıya, bakarsın önce sola. Araba yoksa sonra sağa. Son olarak da tekrar sola. Eğer araba yoksa ve güvenliyse yol, artık geçersin karşıya. Melek ve Ali bu şiiri de çok sevdiler. Artık bu kuralı da unutmayacaklardı. Yolun kenarında yaya geçidinde durdular. İki tane araba hızlıca geçti yanlarında. Sonra sol tarafa baktılar. Araba yoktu. Sağ tarafa baktılar. Sonra tekrar sola baktılar. Artık araba yoktu. Yani güvenli bir şekilde geçebilirlerdi. Hızlıca, beklemeden yolun karşısına geçtiler. O sırada aklından şiiri tekrar ediyorlardı. Trafik kuralları çok önemliydi. Bunu asla unutmamalıydılar. Melek yürürken yoldan geçen arabalara bakıyordu. Hepsi de ne kadar hızlıydı. Ama trafikte ilgili kuralları biliyordu. Yoldan araba her geçtiğinde aklına annesinin söylediği şiirler geliyordu. Biraz daha yürüdükten sonra ileride dondurmacı gördüler. Sevinç Hanım çocuklarına birer dondurma almaya gitti. Melek pembe olan, yani çilekli dondurmayı seviyordu. Ali ise çikolatalı dondurma istedi. Dondurmalarını beklerken ileride bir araba durdu. Arabanın ön koltuğunda Melek'in arkadaşı Ayşe oturuyordu. Melek arkadaşını gördüğü için mutluydu ama biraz şaşırmıştı. Ayşe ön koltuğa oturmak için küçük değil miydi? Bu Ayşe için tehlikeli olmaz mıydı? Bunları öğrenmek için annesinin yanına gitti. Annesine arkadaşı Ayşe'nin ön koltukta oturduğunu söyledi. Melek bunun tehlikeli olup olmadığını sordu annesine. Sevinç Hanım tehlikeli olduğunu söyledi. Ön koltuğa oturmak için yaş sınırı vardı. Küçük çocukların ön koltuğa oturması tehlikeliydi. Aynı zamanda da suçtu. Bu yüzden Melek Ayşe'yi uyardı. Ayşe de Melek'in söylediklerine hak verdi. Arka koltuğa geçtikten sonra Melek'e teşekkür etti. Melek kurallara uyduğu için çok mutluydu. Aynı zamanda yeni bir bilgi öğrenmişti. Ön koltuğa küçüklerin oturması tehlikeli ve yasaktı. Sevinç Hanım kızının bu hareketinden dolayı gurur duyuyordu. Ali de ablası sayesinde yeni bir kural öğrenmişti. Çocuklar dondurmalarını yedikten sonra yola devam ettiler. Yolda yürürken havanın biraz karardığını fark ettiler. Güneş sanki yuvasına çekilmişti. O sırada yağmur yağmaya başladı. Sevinç Hanım hemen bir taksi buldu. Zaten gelecekleri yere de az kalmıştı. Sevinç Hanım çocuklarını arka koltuğa oturtturdu. Kendisi de ön koltuğa geçip emniyet kemerini taktı. Arkaya baktığında Melek ve Ali'nin emniyet kemeri takmadıklarını fark etti. Çocuklarına emniyet kemerlerini takmalarını söyledi. Melek bu kemerin neden önemli olduğunu merak etmişti. Annesine bunun önemini sordu. Sevinç Hanım da çocuklarına nedenini açıkladı. Araba aniden durursa veya beklenmedik bir hareket yaparsa dengemizi kaybedebiliriz. Aniden bir yerimizi acıtabiliriz. Bu yüzden güvenliğimizi sağlayacak bir kemer gerekir. Emniyet kemerini takmayı asla unutmamalıyız. Sevinç Hanım bunları anlattıktan sonra bir şiir söyledi. Arabaya binince, güvenlik gerekince, takarız emniyet kemeri, uzak tutarız tehlikeleri. Yeni bir bilgi daha öğrenen Melek ve Ali, bu kuralları da asla unutmayacaklardı. Melek tekrar şiiri duyduğu için çok mutluydu. Bunları düşünürken arabanın durduğunu fark etti. Artık gelmişlerdi. Melek çok heyecanlıydı. İçeri girdiler. Sevinç Hanım çocuklarını tiyatroya getirmişti.
Melek çok sevindi. İlk kez tiyatro izleyecekti. Bugün çok güzel geçiyordu. Hem yeni bilgiler öğrenmiş hem de çok eğlenmişti. Bu güzel gün için Ali ve Melek annelerine çok ama çok teşekkür ettiler. Ve tiyatronun başlamasını beklediler. Sevgili dostlar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.